Zaman zaman hepimiz internetten para kazanma yollarını araştırıyoruz. Bazen maddi nedenlerden ya da bazen diğer sebeplerden dolayı internetten para kazanmak birçoğumuzun aklına gelmiştir. Bu videoda sizlere internetten para kazanacağınız bazı yabancı web sitelerini söyleyeceğim. Bu web sitelerinden dolar bazlı çalışarak para kazanabileceksiniz. O halde hemen videomuza başlayalım. Öncelikle videomuzun bu kısmında ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu web sitelerinden satış yapmak için bazı bilgilere ihtiyacınız var. Mesela eğer grafik tasarımcıysanız buradan satış yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde yazılım işi yapıyorsanız buradan satış yapabilirsiniz. Bunların hiçbirini bilmiyorsanız yazı yazarak bile ya da tercümenlik yaparak bile buralardan para kazanabilirsiniz. Çok küçük işler de var. Çok profesyonel işler de burada mevcut. Benim İngilizcem yok. Ben bu web sitelerinde nasıl satış yapabilirim diye düşünmenize hiç gerek yok. Burada satış yapan onlarca arkadaşım var ve açıkçası çoğunun da İngilizcesi pek iyi değil. Bu platformlarda İngilizce bilmeden satış yapan birçok kişi de mevcut. Eğer İngilizce bilmiyorsanız görmüş olduğunuz üzere burada çeviri var. Google'un çeviri hizmetleri, Yandex'in çeviri hizmetleri size gelen mesajlara da çevirerek yanıt verebilirsiniz. Bu da sizin işinizi bayağı kolaylaştıracaktır. Zaten bütün işlemler konuşarak değil, mesajlaşma üzerinden devam ediyor. Ayrıca bu web sitelerinde yapmış olduğunuz satışlar size büyük oranda bir ek gelir sağlayacaktır. Mesela günde 10 dolarlık bir iş yapsanız günde 70-75 TL'ye bedel oluyor. Ve bu da genel anlamda özellikle öğrenci arkadaşlarımıza güzel bir kaynak. Şimdi isterseniz hemen bu yabancı web sitelerini görelim. Listemizin birinci sırasında Fiverr var. Arkadaşlar Fiverr dünya çapında meşhur olan freelancer web sitelerinden bir tanesi. Burada bazı ilanlara sizlerle birlikte göz atalım. Buraya gelip grafik tasarım yazıyorum. Bakın hemen kategorisine gidelim. Görmüş olduğunuz üzere burada çeşitli iş ilanları var. Gördünüz mü? Aşağı doğru yine inmeye devam ediyorum. Bakın burada iş ilanlarını görüyorsunuz. Eğer sizler de mesela atıyorum banner tasarım yapabilirseniz burada grafik tasarım kısmına geldikten sonra burada banner tasarımları var. Gördünüz mü? Sosyal medya tasarımları. Buraya geldim. Aşağı iniyorum ve burada iş ilanları mevcut. Mesela bu arkadaşımızın iş ilanına bir göz atalım. Ayrıca yandakine de göz atalım. Bakın 1153 tane satış yapmış bu. Sosyal medya hesaplarınıza kabak fotoğrafı hazırlıyor. İşleri gayet güzel. Toplamda 1100 tane satış yapılmış. Ve bu parayı sizler 43 dolarla çarpacaksınız. Elde ettiğiniz para da burada dolar bazlı kazanmış olduğunuz para demek. Bunu da TL'ye çevirdiğiniz zaman gayet güzel rakamlar buradan çıkıyor. Ayrıca yan tarafta yine başka bir iş ilanı mevcut. Bu iş ilanından 1200 tane satılmış. Ve her birini 30 dolara satıyor. Sizler yine 1200 ile 30'u çarparak bunu da TL'ye çevirirseniz güzel paraları buradan da kazanabilirsiniz. Tabi burada Fiverr'a verilen para da var ama o paralar çok gittiği paralar değil. Fiverr bu şekilde arkadaşlar. Buradan müşteriler sizin ilanınızı görüyor. Buradan satın alma sayfasına gidiyor. İlanınızı satın aldıktan sonra size mesaj atarak sizler gerekli iletişimi sağlıyorsunuz. Burada satış yapabileceğiniz kategoriler. Grafik tasarım kategorisinde satış yapabilirsiniz. Dijital market, işte SEO'dur, reklamcılıktır. Bunlarda satış yapabilirsiniz. Yazı yazma kategorisinde satış yapabilirsiniz. Video, animasyon, intro tasarımında yardımcı olabilirsiniz. Sesiniz çok güzeldir. Buradan müzik yapabilirsiniz. Seslendirme yapabilirsiniz. Burada yine programlama dilleri var. Web sitesi, e-ticaret siteleri. Yan tarafta yine diğer iş ilanları mevcut. Hatta bazen şöyle iş ilanları bile oluyor. Adam uğraşmak istemiyor. YouTube kanalı var. Buna birkaç tane abone kazandırmak istiyor. Eğer sizler de bu şekilde hizmet sağlarsanız atıyorum diyor ki buradan size bir aboneye 0.10 dolar veririm. Yani bu da Türkiye bazında 1 lira. Siz o kişiye 10 tane abone kazandırırsanız 10 lira kazanabiliyorsunuz. Bu tarz birçok ilanlar da burada mevcut. İkinci sayfamıza gidelim. İkinci sayfamız freelancer.com. Bakın arkadaşlar freelancer.com Türkiye'de ve dünyada oldukça meşhur olan web sitesi. Burada iş ilanları mevcut. Ben burayı Türkçe'ye çevirdim. Bakın şu an orijinali göster dediğim zaman her şey İngilizce. Ama burada size göstermek için hepsini Türkçe'ye çeviriyorum. Burada müşteriler iş ilanlarını paylaşıyor. Mesela burada aşağı indiğimde şöyle biraz daha aşağı iniyorum.
Evden çalışmayla veri girişi yapacak bir işe ihtiyacım var. Ya mesela burada e-ticaret sitelerine ürün eklemesinden bahsediyor. Müşteriler ise resim verini başlıktan açıklamalarını giriyor, gönderiyor. Sizler de bunu müşterilerin web sitesinde gönderiyorsunuz. Herhangi bir teklif almamış ve güzel parayı da burada veriyor görmüş olduğunuz üzere. Evden her an çalışarak burada web sitelerine içerik ekleyebiliyorsunuz. Burada diyor ki logomu geliştir. Yine aşağıda diğer iş ilanları mevcut. Sizler bunlara teklif vererek bu işlerden birini alabilirsiniz. Ayrıca Upwork.com bu web sitesi de dünyada oldukça meşhur olan web sitelerinden bir tanesi. Burada da iş ilanları mevcut. Müşteriler sizin ilanlarınızı görüyor. Eğer hoşlarına giderse de bakın buradan iş ilanlarını alabiliyor. 99design.com burada genellikle tasarımcılar özel web sitesi. İşlere baktığımız zaman hızlı bir şekilde buradan freelancerlara bakalım, tasarımcıları bulalım. Bakın bu kategoriye geldiğim zaman iş ilanlarını görüyorum. Mesela şu hoşuma gitti, bunun üstüne tıklıyorum ve buradan dilediğim iş ilanını satın alıp bu kişiyle iletişime geçebiliyorum. Guru var, guru.com. Arkadaşlar burada da yine yazı yazma kategorisinde, programlama kategorisinde, tasarım kategorisinde ve birçok kategoride iş ilanları mevcut. Sizler buraya katılarak bir şeyler yaparak para kazanabilirsiniz. Genel olarak gösterdiğim web siteleri bu şekildeydi. Ama benim asıl diyeceğim konular buradan itibaren başlıyor. Hocam ben bunlardan hiçbirine giremem çünkü bunların hiçbirini bilmiyorum demeyin. Mesela daha önceki örnekte bahsettiğim gibi adam bir e-ticaret sitesi var, e-ticaret sitesi üzerinden para kazanıyor. Bu adam tek tek ürünlerini girmekle uğraşmak istemiyor ve elemanlarını da bununla uğraştırmak istemiyor. Hemen buradan bir tane freelancer arıyor ve bulmuş olduğu freelancer'a mesela diyor ki ben sana günde 10 dolar vereyim, sen benim için bu fotoğrafları ve başlıkları web siteme yükle. Türkiye'de bile bu durumlar oldukça fazla. Bazı kişiler uğraşmak istemedikleri için bu işleri freelancer'lara yaptırıyorlar. Türkiye'de şu an genel olarak fiyatları 1 lira ile 3 lira arası. Mesela müşteri 100 tane ürün eklettirecek web sitesinde sizinle iletişime geçiyor. Siz 100 tane ürün için mesela 100 TL teklif verdiniz. Müşteri bu fiyatla sizden satın alıyor. Sizler de bu işi yapıp müşteriye teslim edebiliyorsunuz. Ayrıca burada logo tasarımları, banner tasarımları da oldukça fazla yapılan sektörler arasında. Yine yurt dışında bir avantaj da dolar bazında olması ve dolar şu an bizim para birimimizin 7,5 katı. Bu da oldukça büyük avantaj. Amerika'da yapacağınız 10 dolarlık iş Türkiye'de yapacağınız 75 TL'ye bedel. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle özellikle bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın muhakkak ve muhakkak bu web sitelerine girip bu web sitelerini incelemelerini tavsiye ederim. Burada aklınıza gelen birçok kategoride satış yapabilirsiniz. Biraz da para olarak sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu web sitelerinde genel olarak komisyon işliyor ve yapmış olduğunuz satıştan %20'sini bu web sitelerine veriyorsunuz. Mesela 1000 dolarlık satış yaptığınızda bunun 200 dolarını bu web siteleri alıyor. Buradan kazanmış olduğunuz paralar ya PayPal hesabınıza ya da Payoneer hesabınıza aktarılıyor. PayPal'da bildiğiniz üzere Türkiye'de olmadığı için Payoneer'i kullanabilirsiniz. Hatta bazı web sitelerde direkt banka hesabınıza buradaki paraları atabiliyor. Muhakkak yorumlarda şu da gelecek. Hocam işte ben bunlara girdim, satış yapamıyorum. İşte yıldızım az olduğu için en aşağılarda da bulunabiliyorum. Burada satış yapmak bu kadar da kolay değilmiş diye yorumlar da gelir. Arkadaşlar öncelikle iş sizde. Eğer düşünceniz ben yapamam, ben bunu beceremem tarzı olursa hiçbir işte başarılı olamazsınız. Ama tek hedefiniz ben yapacağım, bunlardan para kazanacağım tarzı hedefiniz olursa bunlardan da güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz. Şunu unutmayın, hayatta yapanlar başarır. İnsanlar ikiye ayrılır. Biri yapanlar, diğeri de yapmayanlar. Yapmayanlar hiçbir zaman ilerleyemezler. Oldukları yerde kalırlar. Yapanlar da eğer yaptıkları halde beceriksiz olurlarsa tecrübe edinmiş olurlar. Yaptıkları halde de bir şeyler yapanlarsa o zaman da zaten hedeflerine ulaşmış olurlar. Tavsiyem 1-2 defa deneyin, olmadı 3 defa deneyin ve bunlarda muhakkak satış yapmaya bakın. Önce ufak ufak, mesela hiç bilginiz yoksa basit işleri alın, basit işleri yapmaya çalışın. Daha sonra ve bir alanda kendinizi geliş ve o alanda birçok satış yapmaya çalışın. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu videoda dolarla para kazanabileceğiniz bazı web sitelerini gösterdim. Kanalımıza abone olarak freelance para kazanma konusunda anlatmış olduğum birçok içeriklere bakabilirsiniz. Ya da
Yazılımı öğrenmek istiyorsanız, web sitesi yapmak istiyorsanız yine kanalımızda bulunan oynatma listelerine bakabilirsiniz. Bu videomu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.